Evet herkese selamlar. Yeni bir haftaya başlayacağız. Uzun süren bir tatilin ardından tekrar yeni haftamıza adım atacağız. Ee, öncelikle herkese Geçmiş Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umarım siz sevdiklerinizle güzel ve huzurlu günler yaşadınız. İnşallah bundan sonra da güzel ve huzurlu günler yaşamayı da sürdürürüz diyoruz. Endekste iyi bir yükseliş oldu. Ee, gerçi geçtiğimiz hafta çok böyle düşük bir haftaydı. Sadece bir buçuk günlük bir süremiz ee, süremiz vardı. O yüzden hani son e, hafta başından itibaren baktığımız zaman endekste %3,16 gibi çok e, çok küçük bir yükseliş var. Bunu bir kere e, yaşadık. Ama son mesela 5 iş günü olarak baktığınız zaman da %10'lara yakın yükselişler oldu. Endeks önemli bir yerin üzerinde bitirdi haftayı 5759 seviyesi. Önemli bir nokta 5704 bizim tarihi zirvemizdi biliyorsunuz. Bu zirvenin üzerine bir ara bir çıktık bir zorladık ama tekrar oradan bir düşüş yaşadık. Hatta bundan yani daha öncesinde yani Haziran ayının ilk haftaları gibi endekste 5700'lerden aşağı doğru gelen bir düşüş oldu. O düşüş bence de çok hani anlamsız bir düşüş oldu. Hani düşüşün olması normaldir ama anlamsız şiddette bir bir düşüş yaşadık. Grafik olarak açarız, onları da izleriz. Ee, o sırada yabancıların payı arttı. Bence bizdeki o yani o düşüşün başka bir sebebi de vardı, ondan da bahsederiz bir miktar. Ee, kritik bir noktada bu seviyenin üzerlerinde eğer endeks yerleşirse e, yani orta ve uzun vadeli hedefimiz 6 binler olarak. Önümüze çıkıyor. Pardon 7 binler olarak önümüze çıkıyor. İyi bir hedef. Ee, Haziran bitti. Temmuz'a girmemizle beraber artık bir ikinci çeyreği de bitirmiş olduk. Bu da çok önemli. Çünkü artık bundan sonra bilanço beklentileri satın alınacak. Ee, yani bu Temmuz ayının sonu itibariyle son haftasından itibaren artık yavaş yavaş 6 aylıklar ilan edilecek. ...Ağustos'un ilk haftasında yoğun bir şekilde... ...artık ilan edilecek ve biz... ...altı e, aylık... ...sonuç... ...almış olmuş olacağız. Yani olduğu gibi... ...bitirmiş olacağız. O nedenle... ...Temmuz ayında... ...her zaman bilançoların açıklanmasından... ...önceki bir aylık süreç... ...her zaman... E, ...beklentilerin alındığı bir, bir... ...süreçtir. O yüzden hani hisse bazlı... ...hareketlerin öne çıkabileceği... ...hisse beklenti İntrilerinin etkili olacağı bir Temmuz ayı olmasını tahmin ediyorum ben. Ee, yani bilançolara yönelik çok etkili alışlar olabilir. Peki hangileri bunlar? Bir, bir, biraz da bunlardan söz edelim. Ondan sonra şeylere açalım. Endeksi bir açacağız. Doları bir inceleyeceğiz. Amerika'ya bir e, bakacağız. Bunlar üzerinden bazı yorumlar e, yapacağız elbette ki. Şimdi... Şu ana kadar sektörel anlamda en net sinyalleri aldığımız iki tane sektör var biliyorsunuz. Bunlardan ilki otomotiv sektörü. Hakikaten çok güçlü rakamlar var, çok güçlü şeyler var. Hatta bu sene hani bir milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekor olmasına yönelik de bazı beklentiler var. Bu tarafta hem de dövizinde artmış olması, euro dolarında birinci çeyreğe göre bir miktar daha yukarıda seyretmiş olması da elbette ki daha da önemli oluyor. O tarafta çok güçlü rakamlar alacağız. İkinci sektör havacılık sektörü oldu. Havacılık sektöründen de şu ana kadar aldığımız bütün aylık raporlar işlerin çok iyi gittiğine yönelik. Hatta eğer siz de e, uçuşlar falan yapıyorsanız bu bayramda da yaptıysanız onu da yakından da iz, e, izlemiş olabilirsiniz. Hazır e, lafı gelmişken söyleyeyim bu hafta salı günü Haziran ayına ait o otomotiv verilerini de almış olacağız. Ve cuma günü de Ocak Haziran'a ait havacılık e, verileri de ilan edilmiş olacak. Bunlar zaten böyle apaçık ortada olan iki tane sektör. O yüzden bu her iki sektör hisseleri de işte hava yolları olsun, Pegasus olsun, Tav olsun, Çelebi de dahil olsun. Bunlar da Gayet iyi 6 aylıklar alınacak. Zaten yüksek sezon oluyor. Otomotiv olarak da Ford ve Tofaş'ta gayet iyi hareketler alıyoruz. Orada da güçlü de zaten şey alımlar var. Tofaş'ın mesela geçen haftaki hareketi yani adeta hani o sektörü de etkileyen bir hareket oldu. Endeksi bile yani şey yaptı etkiledi. Bunlardaki bu harekette devam edeceğini tahmin ediyorum ben açıkçası. Bunun haricinde perakendeler hep ifade ediyoruz. Çünkü hem Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından açıkladığı o karar metnini de okuyorsunuz. Orada da zaten iç tüketimin çok güçlü olduğu ifade ediliyor. O yüzden burada da yani bu sektör hisseleri de gayet güzel bilançolar ilan et etmeleri mümkün olabilir. BİM'aş ve Migros, çok Marketler benim orada izlediğim şeyler. Hani bence 3 aylıkta iyi bir bilanço ilan eden ülker 6 aylıkta da bunu sürdürebilir. Orada bazı iyileşmeler var. Bana da çok soruyorsunuz. Onun haricinde gıda perakendeciliğinin haricinde de teknoloji perakendeciliği de çok güçlü gidiyor. Ve zaten hani tüketimin çok hızlı olması cümlesinden direkt bu sektörleri hemen zaten alınıyorsunuz. Burada da mesela... Teknosa'da, Penta'da, eee gibi şirketlerde de yine çok güçlü satışlar olabilir. E, mesela AVM'ler normalde yazın e, çok fazla ziyaretçi almaz hani kapalı bir mekan olduğu için ama bu sene de eğer eğer gittiyseniz, gezdiyseniz AVM'ler falan epey bir yoğun yani şey hınca hınç. Bunlar da, da mesela o sektörü çok yakından ilgilendiren e, istatistikler onu da ifade edeyim. Bunların haricinde yine e, enerji sektörü hisselerinde bir hareket vardı geçen hafta ve ondan önceki hafta yakından izliyorsunuzdur. Enerji üreticileri yani enerji satıcıları olan şirketlere bir yoğun bir ilgi var. Çünkü yaz ayları Türkiye'de hatta sadece Türkiye'de de değil dünyada enerji harcamalarının, enerji tüketiminin en yüksek olduğu aylardır. İşte sıcaklar var. Ee, şeyler açılıyor. Ve o nedenle çok yoğun bir enerji harcaması var. O yüzden bu sektör içinde yüksek bir sezona da girdik. 9 aylıklar yani örneğin bu sektörde iyi rakamlara sebep olabilirler. Orada da iyi hareketler var. Bunları da ifade etmekte de fayda var. Bunların haricinde mesela 3 aylık bilançolarda benim dikkatimi çeken işte Çimsa, Akçansa, Oyak, Çimento mesela bu sektör hisseleri de de 6 aylıklarda da güzel sonuçlar olabileceğini tahmin ediyorum açıkçası. E, zayıf olabilecek sektörler kimlerdir diye baktığımız zaman yine önümüze bizim demir çelikler var onlar çıkıyor. Ee, ve ben de merak ediyorum çünkü Hardemir'de gelen 3 aylık bilanço mesela bir hani işaret fişeği mi acaba şeklinde bir yorum yapıyordum. Onu yakından izleyeceğim. Yani daha güçlü sonuçlar olabilir. Çünkü ham madde maliyetlerinde ciddi düşüşler var. Ama dünyada halen daha sektörel anlamda bir zayıflık var. Ee, fiyatlar çok iyi yükselmiyor. O taraf hala zayıf ama mesela en azından... Maliyetler kısmı en azından daha iyi e, satışlar ama tabii ne kadar güçlü gelecek bunlar yakından izleyeceğiz Ereğli'de de mesela merak ediyorum yani orada bir e, bir dönüş var mı bir iyileşme var mı çünkü eğer hani e, bilançoda bir iyileşme başlarsa işte o zaman onun önüne kimse şey yapamaz yani orada hissenin hareketi çok daha sert olur hatta. Aylarca belki de yıllarca yani yıldan kastım yani böyle aylarca bir yıla kadar uzayabilecek bir gidişe bile sebep olabilir e, metal eşya sanayi yani demir çelik sektörünün alt sektörleri olan mesela Çemtaş gibi yükselen çelik gibi şirketlerde de yine e, cirosal anlamda ne kadar bir güçlenme var bunları da yakından izleyeceğiz mesela Çemtaş daha yoğun olarak biraz daha şeye otomotive hitap ettiği için belki de orada hani hakikaten 3 yani 3 aylık çok çok zayıftı ama 6 aylıkta da belki daha farklı sonuçlar almamız mümkün olabilir. Ama bence çok çok ucuzlar. Yükselen de öyle. Bana da çok soruyorsunuz. Yükselen çelikteki uzun vadeli görüşünüz devam ediyor mu diye? Evet, ediyor. Orada benim hiçbir sıkıntım yok. Şirketle ilgili de hiçbir sıkıntım yok. Sadece bir sektörel bir e, durgun bir bir dönem yaşıyoruz. yani bütün bunlar bir gün bitecek ve bu sefer bu şirketlerde yukarı şey hareketler olacak. Hem bilanço hem satış hem de kar marjları anlamında. İşte o gün geldiğinde bu sefer de bu şirketleri şu anki fiyatlarında mumla arayacağız. Yani bence çok çok ucuzlar ama tabii ki bu ucuzluk yakın bir zamanda bir beklentiniz yoksa çok fazla fay fayda etmiyor. Ama bunların da mutlaka zamanı gelecek. Beyaz eşyacılarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İşte bu iç tüketimin çok güçlü olması aynı zamanda bu sektörü de öne çıkartan bir şey. Bildiğiniz gibi birkaç çeyrektir hatta son bir yıldır hem Arçelik olsun hem de Vestel olsun, Vespe olsun ya da Vestel de dahil buna. Bunların hepsinin faaliyet raporunda şu çok netti yani içerideki tüketimin çok güçlü olmasıyla gittiler hep böyle o o yüzden iyi şeyler iyi, yani idare ettiler bu bilançoları dışarısı ama çok çok zayıftı dışarısı hala zayıf ama en azından iki tane noktada bir e, iyileşme var bunlardan ilki kurlar artık yükseliyor yani kurun artık böyle bir baskılı kur bitti y yerine hani tam serbest piyasada e, belirlenen bir kur olduğunu da Söyleyemiyorum ama en azından hani baskının azalmasıyla beraber yükselen bir kur oldu ve bu şirketler için tabi bu çok çok önemliydi. Yani ihracatçılar için en büyük sorun e, bu kurdu. Bu yani en azından bu kar marjını pozitif etkileyecek. Ama tabi bu kurum yükselişi ikinci çeyreğin sonuna doğru geldiği için e, çok büyük ihtimalle hani kısmi bir etkilenme olacak. Üçüncü çeyrekte daha iyi etkilenecek. İkinci konu da bu sektörde. Euro doların artık o birler seviyesinden bir bir sıfır birlerden yavaş yavaş bir sıfır dokuz bir onlara doğru gelmiş olması en azından e, hani birinci çeyrekte bir sıfır bir bir sıfır iki ortalama bir e, euro dolarla iş yapan şirketler ikinci çeyrekte daha ağırlıklı olarak daha yukarıda bir e, parite ile iş yaptılar. Bu da tabii ki onların kar marjları için. Olumlu etkiler yaratacak. Ee, yani o tarafta da hem Arçelik'teki hem Vespe'deki hareket bence çok çok yani normal olarak karşılıyorum. Ee, ama hani Arçelik'i ben bir miktar pahalı olarak buluyorum. Ama Vespe bence çok çok ucuz açıkçası. Yani uzun vadede e, çok iyi bir getiri getirme şansına sahip. Uzun vadede. Yani bugünden yarına değil. O yüzden bunlardaki ikinci çeyrek bilançolarında yine yurt içi, satışların güçlü olmasını bekliyorum ama ihracatta da hafif bir kıpırdanmanın başlayabileceğini ya da kar marjlarının artmaya başlayabileceğini tahmin ediyoruz. E, endeksimizi bir açalım isterseniz ve orada şöyle bir analiz yapalım. Hatta ben e, şurayı açayım size. Evet şimdi endeksle ilgili çok kısa e, tutmak istiyorum Çünkü 13 dakika boyunca size bir etkili bir giriş yapmak istedim bayağı da şey anlattık Aslında bakınız grafiğimiz bu ve endeks gördüğünüz gibi 5704 seviyesindeki o zirveyi aşmak istiyor ve e, ikinci kere bu sevin üzerinde e, kapanış yapadı iyi yaptı iki gün üst üste bir ve iki bu çok çok önemli ve çok kıymetli bir gelişme Şimdi önemli bir yeri aşıyoruz çünkü ta şeyden beri geliyor yani yılbaşından beri gelen bir çizgi bir türlü geçemedik bunun üzerine ve bunun üzerine çıkarsak 5700'lerin üzerine çıkar ve yerleşirse bu endeks orta vadede hedefimiz 6950'ler 7000'ler falan buralara kadar yükseleceğiz. Buralarda ne yapacağız bir kere burası çok önemli hani burada yapacağımız şey şu. Eğer elimizde hisseler zaten varsa yani zaten biz bir hisse senedi pozisyonuna sahipsek hiçbir şey yapmayacağız. Benim gibi benim mesela her zaman hisse var. Hiçbir zaman nakitte olamadım ben. Böyle bir özelliğim olamadı. Her zaman hissem var. Yani ben bir şirkete alırım yatırım yaparım ve açıkçası ağaç gibi de tutarım yani. Ta ki o bilançoda artık beklentilerim sona erene kadar. Benim var ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani endeksin düşmesi beni çok fazla ilgilendirmez açıkçası. Şirketimin ne yaptığı beni çok ilgilendirir. O yüzden ben şimdi dört gözle altı aylık e, so, şey şeyleri sonuçları ya da ikinci çeyrek sonuçları e, bekleyeceğim ve inceleyeceğim. Burada yapacağımız şey şu: Bu çizginin üzerinde kaldığı müddetçe herhangi bir hareket yapmaya gerek yok eğer bu çizginin üzerinde hani 1-2 gün kalıp yeniden 5700'lerin altına falan iniyorsa eğer sabırsız iseniz yani çok fazla bekleyemeyen birisiyseniz, çok risk bir alamıyorsanız, endeksteki yüzde 2'lik yüzde 3'lük düşüşlerde çok fazla heyecanlanan birisiyseniz satacaksınız. Ses sizin yapabileceğiniz başka bir şey yok açıkçası. Ama böyle benim gibi endeks Hani yıkılsa da umurunda bile olmayan bir tipseniz o zaman tekrar oturacağız, bekleyeceğiz. Yani ben bilançomu görmeden bir karar vermem. Yani endeks düşmüş ya da çıkmış hiç önemli değil. Bilançodur benim için önemli olan. Bu bir. İkincisi ama ben bunun endeksin bu 5700'ün üzerine artık yerleşeceğine inanıyorum. Ee, ve orta vadede de yıl sonuna dek de hani 7 binlere kadar doğru bir hareketimizin de olabileceğini de inanıyorum. Çünkü artık e, bir çıkış yolu var. Ekonomide e, hani hiçbir şey yapılmıyordan artık bir şeyler yapılıyor noktasındayız. Faiz artmıyordan faiz artıyor noktasındayız. Yani az arttı çok arttı. Yetersizdi yeterliydi. Onlar başka konu ama Artık bir adım atılmaya başlandı. E, duvara doğru gidiyoruz. Dan artık bir çıkış yoluna doğru gidiyoruz noktasındayız ve bütün bunlar tabii ki bir e, hikaye oldu ve o yüzden ben endeksin yukarı doğru yükselmesini e, tahmin ediyorum. Eğer hisseniz yoksa e, 5700'lerin üzerinde e, bir pozisyon açabilirsiniz yüzde elli çok pardon şunu açmayacaktım. %50 alım yapabilirsiniz. Endeksin yerleştiğinden emin olduğunuzda diğer %50'nizi de o zaman alabilirsiniz mesela. Bu da bir yöntemdir. Bu da endeksin dolar bazlı grafiği. Gördüğünüz gibi aslında hani biz son 3 gündür iyi bir yükseliş yapıyoruz ama dolar bazında hiçbir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yerimizde sayıyoruz. Ee, dolar bazında da açıkçası Şuradaki 50 ve 22 günlük ortalamalara doğru bir hareket olabilir 233 dolar diyor Buralar aşağı yukarı bin lira falan isabet eden yerler bu, bu gücümüz var ama hani dolar bazında da endeksin artık yukarı doğru bir trend içine girdiğini söylememiz için 236 235 dolar gibi yerlerin üzerine, Çıkmamızda fayda var açıkçası onu da ifade edelim ee, ve biz gördüğünüz gibi endeks bazında baktığımızda aslında 3 Ocak'tan itibaren Ocak ayından beri dolar bazında endeks zarar ediyor düşen bir hat içerisinde ee, ama tabii hisse bazında baktığınızda da durum tamamen e, farklı şeylerde var hani çok ciddi de kar yazanlar da var. Ben her zaman ifade ediyorum bizler endekse yatırım yapmıyoruz bizler şirketlere yatırım yapıyoruz nokta. Yani burası önemlidir. Şimdi burası dolar kuru biliyorsunuz ben aslında çok fazla dolar analizi yapmam hiç açmazdık işte şuralarda yani bunun neyini açacaksın bunun bir şeyi yok. Şimdi de aslında çok yapılmayabilir ama seçimden itibaren ee, yeni ekonomi yönetimiyle e, döviz üzerindeki baskının bir miktar azaltıldığını hissediyoruz. Ve o yüzden de kokurda hemen bir yukarı bir çıkış oldu. İşte bu 18'lerde, 19'lardan e, birdenbire bir 21'lere doğru, e, 23'lere doğru bir geldi. Sonra işte rahatsız olundu, bu kadar hızlıya müsaade edilmedi şeklinde bir yorum yaptık ki hakikaten şu 13 Haziran, 14... 15-16-20 Haziran, 21 Haziran'daki şu hareketler zaten çok normal değil. Yani e, serbest bir piyasada dalgalanan bir kur böyle hareket etmez. Burada da anladık ki evet, bu, bu, burada yine bir kontrol mekanizması girmiş. Sonra tekrar e, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından tekrar kuru bir yukarı doğru bir serbestleştirdiler. Ve 26'lara doğru geldik. Ve burada da hakikaten ee, yine çok baskılı bir hareket var. Hatta son iki gündür biz şeyiz hani bayramda olduğumuz günden itibaren de e, kuru mesela bir kontrol altına alma var. Bu bu fiyatlar, bu son üç günlük fiyatlar bildiğiniz gibi e, Türkiye'de oluşmayan fiyatlar bunlar. Bunu bir kere söyleyeyim yani Türkiye'de bu fiyatlar yok çünkü Türkiye'de piyasalar açık değil. O yüzden bunlar Amerika'da ve Asya piyasalarında oluşan işlemler ama ne kadar işlem hacmi var, ne kadar büyük bir meblağ ile bu işlemler oluyor bilmiyoruz. Ama hani en azından orada bile bir bir spekülasyon yapılıyorsa bile orada bile bir müdahale yapılmış olabilir yani ufak da olsa bir şeyler yapılmış olabilir. Burada da bir şey var. Şimdi hani yılbaşından itibaren hani şuralar hangi gün? 4 Ocak. Şu günden itibaren enflasyon aşağı yukarı %19'lara falan geliyor. Kur 18.64'lerde. O, o günden o enflasyonu buna uygulasanız işte 22 lira gibi bir fiyat buluyorsunuz. Ama tabii buradaki sıkıntı bu. Buradaki fiyat yani yılbaşındaki kur ne kadar doğru yani sen oradan oraya arttırıyorsun ama yani ne kadar doğru ve mantıklı o yüzden hani bazı enflasyon hesabı yapanlar var onların hani bence çürük ayakları bu yani referans aldığın kur seviyesi ne arkadaş senin ne kadar serbest piyasada oluşan bir kurdan bahsediyorsun sen o da biraz daha şey açıkçası mesela geçen sene haziran ayından itibaren alsanız hesap etseniz yıllık 38 30 %9'luk bir enflasyon var. Orada da yine 23 lira 24 lira falan buluyorsunuz da. iyi de yani biz zaten 2021 yılının Aralık ayından itibaren hani kur korumalı mevduat denen bir olaya girdik. Zaten hani kur artık serbest piyasada rahat bir şekilde de yani oluşmuyordu zaten. Hani o yüzden bu hesaplar biraz ters ama hani gelinen noktada anladığımla kurda kademeli olarak bazı yükselişler bir miktarda devam edecek. Bence en önemli şey ne? Şu, şunun için bunu ifade ediyorum. Hani kurun bu yükselişinde şimdi faizin çok fazla bir etkisi de yok. Niçin söylerseniz? Çünkü içeride e, dövize olan talep çok yüksek. Yani kur, döviz borcu olan şirketler var. Bizim de var. Yani bir devlet olarak da var. Şirketler olarak da var ve bu şirketler mesela ithalat da yapmak isteyenler var ve dövize çok ihtiyaç var. O yüzden döviz alımı çok yüksek. O yüzden bu talep varken bu bu talep varken e, kur sürekli yani bir yükseliş yine devam edebilir. E, döviz arzı çok önemli burada. İşte turizme girdik. Döviz girişleri gayet iyi yükseliyor. Ee, onun belki biraz bir rahatlatıcı bir et etkisi olabilir. Öbür yandan e, Merkez Bankası'nın Analitik bilançosunda e, döviz rezervlerinde 8 milyar dolar gibi bir artış olduğunu mesela ifade etti geçen e, Bayram'dan önce Mehmet Şimşek. E, bu da tabii Merkez Bankası'nın döviz satışını durdurmasının bir sonucu olduğu da burada da hemen önümüze çıkıyor. Bu, bu gibi de tabi haberler var. Bunlar da tabi merkezin döviz rezervinin artması belki de kurda da bir miktar da hani yardımcı bir faktör gibi olabilir ama genelinde dövize olan ihtiyaç çok yüksek ve bu ihtiyaç olduğu müddetçe de kurda da yukarı doğru baskılar olabilir. Hani bir seviye vermek çok zor, mümkün değil. Bence yani şu anda Merkez Bankası Başkanı bile dövizin nerede de dengeleneceğini tam olarak bilmiyor şu anda. Zaten mevcut faiz seviyesi de buna da yeterli değil açıkçası. Evet açalım bunu. Ee, yani döviziniz varsa hani tutmanızı tavsiye ederim bir miktar daha. Ama hani 30'un üstünü de çok fazla tahmin eden de yok. Onu da ifade edeyim. Benim işim olmaz. Hani ben hisseciyim, hisselden yana olan bir insanım her zaman hisse yatırımı, enflasyonun ve kurun arttığı zamanlarda beni her zaman bundan çok ciddi bir şekilde de korudu, güzel de bir yatırım e, şeysi de yaptı. Şimdi e, bir S&P'yi açalım. S&P davalar güzel. S&P gidiyor. Yani onu söyleyeyim çok iyi, çok güçlü bir hareket var. E, teknik olarak hani şurada bir yerimiz vardı 4.300'ler buraya çıktı. Hatta bakın burada bir teknik analiz olarak bir şey göstereyim size. Şu çok şık bir harekettir. Şu çizgiyi geçer, uzar. uzar. İşte siz daha da gidecek diye alırsınız. Ee, daha da yakınlaştırayım. İşte e, 4.440'lar. Oradan sonra bu çizgiye yeniden bir pullback yapar. Bir pullback yapar. Ee, ve orada da tabii en tepeden aldığınız için de bayağı bir üzülürsünüz ama pullback yapar ve yine o kırdığı çizgiyi kendisine destek yaparak tekrar yükselişe çıkar. İşte bu bence çok hani hakikaten o çizgiyi güçlendiren ve onun tam bir destek olmasını da sağlayan önemli bir unsur açıkçası. Mesela aynı şey bizde de yani olabilir. 4700'ün üzerine uzayabilir. 4800'lere 900 ya da uzayıp oradan yeniden 4700'lere doğru bir düşüş yapabilir. Oradan tekrar bir tepki yapabilir. Bunun gibi şeyler olabilir. Amerika'da hava iyi. Bence hani hissesi olan varsa orada tutsun. Yabancı hisse fonu alan varsa tutsun ki epeydir yani ben hani çok kendimi çok anlatmam bilirsiniz. E ama hani şu 50 haftalık ortalamaları geçtiği haftadan beridir hep ısrarla ifade ettiğim bir nokta. O yüzden o bence gayet güzel. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta da şekil bu gayet güzel ortalamaların üzerinde falan o tarafta havalar iyi gidiyor. Teknoloji hisseleri odaklı bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. O taraflar için açıkçası bence güzel bir havada giriyoruz. Bir, yan haberler var olabilir. Mesela gelecek hafta bizde. biz de Pazartesi günü yani yarın bir kere bir dış ticaret açığını bir almış olacağız. Gümrük Bakanlığı verileri. Geçen Mayıs ayı dış ticaret açığımız 12.5 milyar dolar eksiydi. Çok yüksek rakamlar bunlar. Bakalım şimdi bunlar ne oldu? Bunları izleyeceğiz. Haziran ayı ISO PMI anketini, PMI verisini alacağız. 51.5'ti en son. 50'nin üstü iyi bir şey orada biliyorsunuz. Salı günü aslında hani ikinci seviye yani sektörel veriler var. Otomotiv satışları ve bankacılığın kar ve zarar e, şeyleri var. Bunları alacağız. Çarşamba günü enflasyon ilan ediyor. Yani aslında enflasyon üçünde ilan ediliyor. Her ayın üçünde. Bu ay beşinde ilan ediliyor. Tüfe e, de yüzde dört gibi bir beklenti var aylık. Yıllık e, enflasyonun yüzde otuz yüzde otuz e düşmesi bekleniyor geçen yıl Haziran'ın aylık enflasyonu %4,60'lar gibi bir şey. Tam olarak hatırlamıyorum ama yani tahmin edilenin de üstündeydi. O yüzden hani yıllıkta da bir düşüş olmuş olacak. Baz etkisi olacak ama yine aylık bazda %4 yine güçlü bir rakam. İstanbul'un enflasyonu da geldi geçen biliyorsunuz o da %4'ler seviyesinde geldi. Çarşamba günü Şimdi hafta her hafta perşembe günü ilan edilen yurt içi yerleşikler, Merkez Bankası rezervleri, hisse senedi alımı, satımları, tahvil, bono satımları gibi şey. Bu hafta perşembe günü yine ilan edilecek ama 30 Haziran haftasına ait olan veriler ilan edilecek. Yani 30 Haziran'la biten hafta. Çarşamba günü de arada Kurban Bayramı olduğu için ilan edilemedi. Çarşamba günü de bu verilerin 23 Haziran'la biten hafta için olanları ilan edilecek. Ee, şaşırmayın yani iki gün üst üste böyle veriler. Birisi 23 Haziran'la biten hafta öbürü de 30 Haziran'la biten hafta olacak. Cuma günü az önce söylediğim gibi Ocak Haziran havacılık sektör verilerini alacağız. Dışarıya baktığımızda pazartesi günü Amerika'da ISM imalat PMI verileri var. Eurozone imalat PMI verileri var. Çarşamba günü yine Euro bölgesi hizmet PMI verisi var. Euro bölgesinde ÜFE verisi var çarşamba günü. Perşembe günü Amerika'da hizmet PMI'lar var. Euro bölgesi Mayıs ayı perakende satış verileri var. Bunları biraz izleyeceğiz çünkü Euro-Dolar paritesi de önemli bir noktada. Ve Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Geçen ay 339 bin kişilik istihdam vardı ve İşsizlik oranı da %3.7 idi. Bunu da eklemek isterim. Yani veri akışlarımız bunlar bu şekilde sözlü yönlendirmeler çok var bizde içeride. Mehmet Şimşek eliyle mikro ve makro ihtiyati tedbirlerin etki analizleri yapılarak kademeli olarak kaldırılacağı ilan edilmişti Merkez Bankası'nın faiz kararında. Onun ilk adımını geçen hafta gördük. Yüzde altmış olan Türk lirası varlıkların toplam varlıkları oranının yüzde indirdiler. yedilere indirdiler. Bunun et, etkilerini giderek izleye izleye muhtemelen ben bunun daha da orta ve uzun vadede 50 seviyesine kadar düşebileceğini tahmin ediyorum. O yüzden hani bankacılık açısından e, gayet olumlu olarak tahmin ediyorum. Yani bankalarda daha iyice bir hareketlenmeler olacaktır. Bu arada başta söylemiştim yeniden söyleyeyim salı günü de Mayıs ayına ait bankacılığın kar ve zarar verileri var. Yani şey BDDK'nın verisi bunlar toplu veriler hani böyle Akbank şu kadar kar falan diye değil yani toplam karlılıklar bunları da yakından alacağız. Ben olumluyum başta yine söyleyeyim endeksin 5700'lerin üzerine yerleşebileceğine inanıyorum. Ve endeksin 7 binlere doğru gidebileceğine de inanıyorum. Yurt içi tüketim oldukça güçlü. O yüzden hem ikinci çeyrek hem de üçüncü çeyrekte yurt içi şeylerde daha iyi sonuçlar var olacağını tahmin ediyorum. Ee, tekstil sektörü bir de başta onu ben unuttum. O da mesela yurt içinden çok etkilenen de bir sektör. Ee, ve bu sektörlerde de güzel rakamlar da olabilir. Ama her zaman ifade ediyorum yani borsanın yakıtı bilançolardır. Bilançolar yoksa borsa hiçbir yere gidemez. O yüzden 6 aylıkları alacağız ve inceleyeceğiz. Oradaki sonuçlar ne kadar iyiyse borsada o kadar iyi olacak. Ne kadar kötüyse borsada o kadar kötü olacak. Bunu da ifade edeyim ama her zaman fırsatlar var ve var olmaya da devam edecek. Ee, hani borsacı olmamak lazım, yatırımcı olmak lazım. Bu dönem hissenizi elinde tutma zamanı. Yani ben alayım vereyim falan zamanı değil. Short yapma zamanı hiç değil. Yani sohbet ediyorum sektörden arkadaşlarımla. Aşağı yukarı her gün hani Viyop'ta margin kollarla falan herkes uğraşıyor. Ben de ha halen de hayret ediyorum. Yani bu ortamda endekse short gitmek bence biraz Sıkıntılı bir durum olabilir. Tabii dünyanın bin bir türlü hali var. Bir gün bir yerden saçma sapan bir haber gelir, gelişme gelir. Yani o zaman anlarız. Ya, o başka hikaye ama hani genel olarak yukarı doğru bir yönümüz var. Hisse sahip çıkın. Bence bakın yabancı oranı yüzde 29,12'ye geldi. 24.50 idi galiba. Bir yanlışım olmasın. Bir daha bir bakayım şuradan. 24.50 idi. Pardon evet yanlışım varmış. 27.50 imiş. Ben de iyice yani şey öldürmüşüm yani. 27.50'den 29.12'lere geldik. Ee, bu devam edebilir. Hani böyle yer yer yabancıların da satışı da olacak edecek falan ama genel olarak biraz daha yukarı doğru hareketlilikler olacaktır. Endeks içinde olumlu sonuçlar olacaktır diye Tahmin ediyorum ben. Peki, hoşçakalın.